Karşınızdayız. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız, sizlerleyiz. Bilindiği üzere başkent Bağdat'ta siyasi kaynaklar devleti yönetimi itilafının Başbakan Muhammed Şah'ı Sudan'ın katılımıyla Kerkük'teki gelişmeleri görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Ki bilindiği üzere 2 hafta önce Kerkük'te bir gösteri vardı. Başbakan Muhammed Şah'ı Sudani tarafından Ortak Operasyonlar İleri Harekat Komutanlığı KDP'ye teslim edilme kararı almıştı. Ve tabii ki de bu karar Kerkük'te kargaşaya yol açtı. Hatta geçtiğimiz cumartesi ve salı günü de şiddet olayları ve protestolar gündemdeydi. Efendim, şimdi bu konuyu daha doğrusu daha detaylı bir şekilde görüşmek üzere birazdan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Sayın Hasan Turan'a bağlanıp öğreneceğiz toplantıyı. Ve güvenlik güçleri olaya müdahale ederek güvenlik önlemleri almıştı. Az önce toplantı gerçekleşti ve toplantı bitti. Sayın Başkan şu an toplantıdan çıktı. Hiç uzatmadan lafı kendisine bağlanalım ve son gelişmeleri ondan öğrenelim. Sayın Başkanımız, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olasınız. Efendim, bilindiği üzere biraz önce toplantıdan çıktınız. Sayın Muhammed Şah'ı Sudan'ın katılımıyla gerçekleşen bir toplantı. Nasıl geçti toplantıda? Toplantıda Kerkük'le ilgili neler tartışıldı, neler konuşuldu? Yeni kararlar nedir acaba? Sağ olasınız, Allah razı olsun. Bu geç saatte bize bağlandığınız milletimizi aydınlatmak için, son bilgileri aktarmak için. Devlet idare toplantısının bugün en uzun süren toplantısıydı. 3 saate evet. Yakın sürdü toplantı. Konu da tabii ki sadece bir tek gündem maddesiydi. O da Kerkük konusuydu. En son yaşanan olaylar, ondan sonra evet. Makakıyadet ameliyatın teslim konusu, söz konusu, Kerkük'ün emniyeti, cumartesi yaşanan olaylar. Bunlar detaylarıyla ele alındı. Tabii ki Başbakan'ın ziyafetinde bu toplantı oldu. Cumhurbaşkanı da vardı, Meclis Başkanı da vardı ve lider kadro var idi orada. Bütün itiraf idare devleti temsilen. Evet. Tabii ki konular ele alındı. Kerkük'teki olan bitenler, biz neden karşıyız kıyadet ameliyatın teslimine? Biz tabii ki çok açık ve niyet Türkmen olarak konuştuk. Bizim milletimizin, listemizin görüşünü anlattık. Dedik biz evet. kıyadet ameliyat bugün Fadıl Kanun'un bir sembolü oldu. Kerkük'teki emniyet güçlerinin ittihadi olduktan sonra 2017'den sonra zaten milletimiz istikrara, huzura kavuştu. Onun için milletimiz her zaman emniyetin ittihadi kalmasından yanadı. Bu kıyadet ameliyatta zaten oranın bir sembolü oldu. Doğru. Bunun yanında biz hiçbir zaman anayasaya dayanarak, kanunlara dayanarak KDP'nin Kerkük'e dönüşüne karşı çıkmadık. Çünkü bu anayasal haklardı, kanuni haklardı. Ama onların ayrı makaratları var ki o makaratları bir yıl önce de teslim alıplar özünü kendileri dönmürler. Ece dönmek istediler, orada ona dönebilirler. Ama kıyadet ameliyat zaten bugün konu yargıdadı. Yargı vesilesiyle halletmesinden yanayık. Tabii ki muhtelif görüşler vardı. KDP'nin de temsilcileri vardı. Onlar hemen biz makarı teslim almak isteriz. Ama bunun üzerine çok duruldu. Bizim önemli olan dedim Kerkük'te istikrar ve huzurdu. Önemli olan Türkmenlerin yanında kan dökülmesin hiçbir taraftan. Ve eğer buna ısrar olursa sorunlar daha büyük olur. Kerkük'te siyasi krizler her an için yaşanabilir. Onun için biz titizle davranmamız lazımdı. Aynı zamanda konuşuldu şey üzerine, ortak idare üzerine. Biz dedim Türkmenler olarak birinci günden ortak idareye davet ettik. Birinci günden %32'ye davet ettik. Bir gün bazı tarafları diller tevazun yoktu. Onlar desteklemediler %32'nin konusunu. Bir gün gelipler tevazun aktarırlar. O zaman bellidir Türkmenlerin her zaman ne kadar uzak görüşü var ve ön görüşü var. Tabii sonuçta bu konuları daha fazla detaylı bir şekilde ele almak için kararlaştı bir üst düzey tahalif idare devleden üst düzey bir komisyon kurulsun 6-7 kişiden.
biz de inşallah Türkmen milletini temsilen o komisyonda olacağız. Doğru. Bu yakında heyetle beraber Kerkük'ü ziyaret edip bütün taraflarla oturup ince detaylı bir şekilde konuları ele alıp ondan sonra tekrardan Tehaluf İdareti Devlet'e dönüp oradaki uygun, münasip anayasaya, kanuna, yargının kararlarına uyarak inşallah milletimizi tatmin edici bir şekilde kararlara yetişebilir. Tevazun üzerine çok konuşuldu. Ben de başbakana ve bütün ortalıkçı insanlara, toplantıda olanlara söz verdim. Dedim zaten ben tevazun üzerine Türkmenlerin görüşünü net yazmışam. Onu da başbakan bizden istedi. İnşallah başbakana sunduk. İnşallah gelecekte Kerkük istikrara, huzura kavuşu. Önemli olan bugün çağırın milletimize, aziz milletimiz. İnşallah biz her zaman Kerkük'ün, davamızın savuncusu kalacağız. Ama önemli olan bugün her şey bir noktaya vurgulurdu. O da yerel seçimin sonuçları, evet. Kerkük'te çok önemliydi. Onun için bizim de ihtiyacımız var. Bu kadar hassas dönemde, bu kadar Kerkük gündeme geldiği halde bizim bunu sandukları yansıtmamız lazımdı. Ne kadar Türkmen milleti sanduka giderse o kadar seçimden sonra söz sahibi olacaktı. Doğru. Bakın Kerkük önemlidir. Kerkük hassas bir yerdir. Bugün Irak'ın bütün erkanları bir araya gelip Kerkük'ü konuşurlar. O zaman Senu'da Türkmen milletinin ağırlığı ne zaman gösterecek? O zaman gözükür ki katılımımız, sanduka gitmemiz en büyük sayıda olursa gelecek yerel seçimden sonra çıkarttığımız sandalyanın sayısı ne kadar fazla olursa o kadar söz sahibi olacağız Kerkük'te. Doğru, peki Sayın Başkanım, şimdi bugünden sonra yapılan bu toplantıdan sonra Irak Türkmen Cephesi ve tabii ki de Türkmen partileri bu duruma karşı neler yapacak, neler yapmayı planlıyor? Tabii ki en önemli olan bizim birlik beraberliğimizdi. O da inşallah hamdolsun o listeyle gerçekleşti. Hı hı. Zaten Türkmenlerin sadece Türkmenler bir tek listeyle seçime katılacaklar diye bütün etnik gruplar, ister Araplar olsun, ister Kürtler olsun, ister Hristiyanlar birden daha fazla listeyle seçime gidecekler. Tek bizdeki olan avantaj biz bir listeyiz. Onun için bu da bir daha fazla bizi sorumluluk altına koyuyor Türkmen milleti olarak daha fazla seçime katılmak için. Aynı zamanda tabii ki bu komisyonda biz bütün taraflarla görüşeceğiz. Valilikte, Kerkük'te ve inşallah Türkmen'in görüşünü ortak bir şekilde partilerle beraber o komisyonun içinde yansıtacağız. Hı hı. Peki Sayın Başkanım, ki bilindiği üzere günler önce, hatta bugüne kadar Kerkük'ün etrafı güvenlik güçleriyle efendim güvenli bir şekilde korundu. Yapılan herhangi bir gösteriye karşı bundan sonraki günlerde acaba böyle durumlar yaşanır mı tekrardan? Çünkü hani bu karar bilindiği üzere daha önceden de çıkmıştı. Yine insanlar yine tepki göstermişti. İlerleyen günlerde tekrarlanır mı yani bu gibi gelişmeler, gösteriler? Yani inşallah, zaten bu komisyonun da korunma felsefesi, amacı budur. Ki tekrardan bu olaylar yaşanmasın, uzlaşıyla, bütün tarafların ittifakıyla bir çözüme varılsın. Hı-hı. Sadece bir taraf iradesini farz etmesin o bir farklı taraflar üzerine. Amaç zaten bu toplantıdan, bu komisyondan uzlaşıyla kararlar alınsın Kerkük hakkında. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim bizlerle birlikte son gelişmeleri paylaştığınız için Sayın Başkanım. Çok sağ olun canlı yayına bağlandığınız için. Sağ olun. Için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Televizyonla Türkmen'i de televizyonla. Biz olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi geceler diliyoruz. İyi çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, canlı yayına karşınızdaydık. Son dakika bir gelişmeyle bizlerle birlikte telefon bağlantısında Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan vardı. Kendisinden Bağdat'taki siyasi kaynaklar, devlet yönetme itilafının tabii Başbakan Muhammed Şia-i Sudani'nin katılımıyla gerçekleşen toplantının son gelişmelerini öğrendik. Tekrardan görüşmek ümidiyle hoşçakalın diyoruz.